Kariyer dünyasında tartışmacılar doğal olarak meşgul olma ve üretken ve yardımcı olmakla ilgilenme avantajına sahiptir. Ancak diplomat kişilik tiplerinin masaya getirdiği insan odaklı yardımseverlik türünden ziyade, tartışmacı kişilikler ilginç ve çeşitli teknik ve entelektüel sorunlara çözümler geliştirmeye odaklanır. Tartışmacılar çok yönlü bir kişilik tipidir ve becerilerini ve niteliklerini tam olarak kullanabilecekleri bir noktaya gelmeleri zaman alabilirken, bu niteliklerin hemen hemen her kariyere iyi bir şekilde etki ettiğini bulmaları muhtemeldir. Tartışmacıların sevdiği bir şey varsa, o da zihinsel kaslarını esnetmektir ve onların yeni yaklaşımlar, yeni fikirler ve yeni projeler tasarlamalarına izin veren, yaratıcılıklarının sınırlarını zorlamalarına izin veren herhangi bir ortam, tartışmacıların masaya getirdiklerinden güçlü bir şekilde faydalanacaktır. Her kariyer bu düzeyde dizginsiz beyin gücüne izin vermez. Ancak başka bir şey talep edenler de vardır. Girişimcilik, mühendislik, hatta oyunculuk ve fotoğrafçılık. Tartışmacılar güçlü ve zayıf yönleri konusunda kendilerine karşı dürüst oldukları sürece yeni bir düşünce hattına ihtiyaç duyan herhangi bir kariyerde başarılı olabilirler. Tüm bu entelektüel güç göz korkutucu olabilir. Ancak içe dönük kuzenlerinden farklı olarak tartışmacı kişilik tipine sahip insanlar yazılı olarak özellikle de yüz yüze konuşmada mükemmel iletişimciler olma avantajına sahiptir. Başkalarını yönetmenin veya yönetilmenin kısıtlamalarından hoşlanmasalar da bu sosyal uyum tartışmacıların doğal liderler olmalarına, ileriye giden yolu göstermelerine ve diğerlerine sağlam bir mantık ve entelektüel cesaretle ilham vermelerine olanak tanır. Diğerleri bu planlara duygusal düşüncelerle veya değişime karşı genel dirençle itiraz edebilirken, tartışmacıların çok az değer verdiği şeyler, bu rakip yorumlar genellikle tartışmacıların kişiliklerinin ustaca argümanları ve kurnazca değişen hedefler tarafından alt edilir. En iyi kariyerler entelektüel yeterliliği ve merakı ödüllendirerek tartışmacıların entelektüel arayışlarını nasıl yürüttükleri konusunda bir dereceye kadar kendiliğindenlik sağlayarak hiç bitmeyen fikir akışlarını verimli bir şekilde kullanmalarına izin verir. Tartışmacı kişilik tipine sahip insanlar bilgiye, rasyonel düşünceye ve içgörüye değer verir ve parlak avukatlar, psikologlar, sistem analistleri ve bilim adamları olurlar. Tartışmacıların aksi takdirde isteğe bağlı görünebilecek satın alma kararlarını rasyonelleştirdikleri için satış temsilcileri olarak başarılı olmaları bile mümkündür. Yöneticileri onlara sihirlerini uygulamak için ihtiyaç duydukları alanı vermeyi bildikleri sürece. Tartışmacılar için sosyal politikanın çıkmazına girmeden ve diğer insanların neyin değerli hale getirdiğini anlamaya çalışmadan kendilerini ilgilendiren sorunları anlamaya ve çözmeye, kendilerini tam olarak adamaya izin verildiğini bilmeleri için her şey bir kişisel özgürlük duygusuna bağlıdır. Rutin, yapı ve resmi kuralların tümü tartışmacılara gereksiz engeller gibi geliyor ve en iyi kariyerlerinin serbest danışmanlar veya yazılı mühendisleri olarak entelektüel arayışlarını kendi şartlarına göre gerçekleştirmelerine izin verdiğini görebilirler. Tartışmacılar için anahtar, bu özgürlüklere izin veren bir konuma gelme sabrına sahip olmak, sadece meslektaşlarının değil, yöneticilerinin ve zamanla astarının da kendilerinin ne olduğunu anlayabilecekleri bir ortamda yeterince uzun süre bulunmaktır. Tartışmacıların istisnai nitelikleri vardır. En büyük zorluk ortaya koyan başarılarını ve becerilerini ölçmektir. Ancak bir kez ayaklarını kapıya koyduklarında, hiyerarşide daha yüksek bir istekli kulağa sahip olduklarında sınır gökyüzüdür. Tartışmacıların iş yerinde basit beklentileri vardır. Ancak bunların karşılanması her zaman kolay değildir. Meritokrasiye güçlü inananlar, tartışmacı kişilik tipine sahip insanlar, fikirlerin üstlerindekiler tarafından duyulmasını bekler. Akranları arasında sağlam tartışmalar bekler ve yönettikleri kişilerin pozisyonları ne olursa olsun yeni çözümler ve fikirler önermesini isterler. Gerçekte işler her zaman böyle olmasa da
tartışmacılar ne arayacaklarını bilirler ve aksi takdirde mücadele edecekleri katı hiyerarşik kurumlardan kaçınabilirler. Bu dinamik, yöneticilerinin fikirlerini meydan okuma konusunda rahat oldukları ve kısıtlayıcı kurallar ve yönergelere karşı güçlü ve iyi ifade edilmiş bir hoşnutsuzlukları olduğu için tartışmacıların aslarında en belirgin olanıdır. Tartışmacılar bu alışılmışın dışında davranışı, keskin zihinleri ve meraklarıyla desteklerler ve yeni yöntemleri benimsemeye ve başkalarına bunu önermeye muktedirdirler. Bir şeyi daha iyi yapabilirlerse, mantıklı ve performans odaklı olduğu sürece eleştiriyi memnuniyetle kabul ederler. Tartışmacı asları için en büyük zorluk ayrıntıları uygulamak, kirli işleri yapmak ve yöneticileri tarafından belirlenen planları takip etmenin genellikle alt pozisyonların kaderi olmasıdır. Bu tartışmacıların zamanlarını harcamayı tercih ettikleri şeylerden daha fazla olamaz. Basit, rutin işlere dayanamazlar ve monoton görevler kabuslarının parçalarıdır. Yöneticiler tartışmacıların karmaşık zorluklar ve çeşitli projelerle mücadele konusundaki tercihlerini uygun şekilde kullanabilirlerse işler çok daha iyi gider. Beyin fırtınası, tartışma ve aşırı analiz tutkuları daha pratik, görev odaklı meslektaşları çıldırtır. Ancak tartışmacıların getirdiği yenilikleri takdir edenler için teşvik edici bir ilham kaynağı olarak hizmet ettiğinden tartışmacıların en çok kutuplaştığını kanıtladıkları meslektaşlarıdır. Tartışmacı kişilik tipine sahip insanları, herkesin sunulan ilk planla hemfikir olduğu, yalnızca herkesin planın 10 dakika sonra ne kadar aptalca olduğundan şikayet ettiğini duymak için bir toplantıdan çıkmak kadar rahatsız eden başka bir şey yoktur. Tartışmacılar bu fikirlerin dürüst, doğrudan ve nesnel değerlendirilmeleri için o kadar çabalarlar ki, çoğu zaman duyarsızlıkları ve küçümsemeleri nedeniyle itibar kazanırlar. Neyse ki tartışmacılar da nasıl rahatlayacaklarını biliyorlar ve esprili kelime oyunları, sağlıklı mizah anlayışları ve cana yakın duaları hızlı ve kolay bir şekilde yeni arkadaşlar kazanıyor. Her zaman bilgi birikimlerinden yararlanmaya istekli olan tartışmacı kişiliklerle yapılan sohbetler bilgilendirici ve eğlencelidir. Bu da daha ezberci yaklaşımları engelleyen zorlu problemler için başvurulacak kişi olmalarını kolaylaştırır. Tartışmacılarla birebir ilişkiler her zaman kolay değildir. Ancak işe yaramadıklarını iddia etmek zordur. Her zaman hedefleri olmasa da yönetim genellikle tartışmacıların en çok oldukları yerdir ve onlara farklı yaklaşımlarla oynama ve bu planların sıkıcı adım adım uygulamasıyla uğraşmak zorunda kalmadan yeni zorluklarla başa çıkmak için yenilikçi yollar bulma özgürlüğü verir. Tartışmacılar açık fikirli ve esnek yöneticilerdir. Kendilerinin de zevk aldığı düşünce özgürlüğünü sadece bahşetmekle kalmaz, aynı zamanda beklerler. Bu düzensizliğe, çelişkili fikirlere ve yaklaşımların öne sürülmesine neden olabilir. Ancak tartışmacılar ayrıca hangi planın en etkili olabileceğini doğru ve nesnel olarak değerlendirmekte harikadır. Sevilen ya da beğenilmeyen bu kişilik tipine sahip insanlar, rasyonel tartışmalarda sağlam bir zemine sahip olurlar ve bu da onları ekipleri için korkunç savunucular haline getirir. Tartışmacılar için zorluk odak noktasıdır çünkü ekipleri mevcut hedeflerinin ve yükümlülüklerinin ayrıntılarını tamamlamadan önce kendilerini bir meydan okuma ve heyecan arayışı içinde projeden projeye atlarken bulabilirler.